Merhaba Beyrut. Bugün Cadılar Bayramı. Cadılar Bayramı bir Hristiyan bayramı mıdır? Cadılar Bayramı diye dilimize çevrilen Halloween. Ne aslında cadıların kutladığı bir bayramdır ne de Hristiyan bayramıdır. Peki nereden gelmiş bize böyle ya da bildiğimiz her şey yanlış mı? Aslında pek çok şey yanlış. Üstüne çok farklı yanlış bilgiler eklenmiştir. Halloween'in orijinal adı Şamayn'dir. Snowin diye de geçiyor ya da çevrilebiliyor. Aslında bir kelt takvim sistemidir. Kelt takviminde bir yıl ikiye ayrılır. İlk altı ay, ikinci altı ay. İlk altı ay Beltine diye geçer. İkinci altı ayın başlangıcı olan dönem ise Şamhain olarak geçmektedir. Halloween diye kutlanan gün de aslında bu Şamhain günüdür. Yani Keltik bir inançtır. Yani burada 1 Kasım'da neyi kutluyorlar? 1 Kasım'da önceki 31 Ekim günü güneşin batışıyla öteki alem ile dünya arasında bir kapının açıldığına inanan Keltler diğer alemlerden dünyaya ölmüş atalarının ruhlarının, cinlerin ve demonların geldiğini düşünüyorlar. Bunun temel sebebi de kış ayının başlangıcı, zor günlerin gelişi, tabiatın ölüşüdür. Aslında temel anlamı hasat günüdür. Peki o açılan kapılardan ruhlar dünyaya geldiği için mi böyle korkutucu kostümler giyiyorlar? Evet, Kelt kültürünün etkilerini Anadolu'da da görebiliyoruz. Bazı festivallerde, hatta Cermen toplumlarının hala Viyana taraflarındaki bazı festivallerinde korkunç kıyafetler giyip korkunç yaratıkları kaçırdıklarını düşünürler. Aynı mantığa dayanıyor. Yani ölülerinden, demonlardan ve cinlerden kaçınmak için onlar gibi ürkütücü kıyafetler giyiyorlar. Fakat bu kadar da değil. Evlerde ya da ormanlık alanlarda ateş yakıyorlar. Işığın ve ateşin onları korkutacağını düşünüyorlar. Peki bu bayram Hristiyanlığa nasıl geçmiş? Aslında 5. yüzyıldan sonra Kıta Avrupası'ndaki Roma Kilisesi'nin yaptığı politik bir çalışmadır bu. Pagan adetlerini, ritüellerini ve ibadetlerini yok etmek üzerinedir. 1609-1610 yıllarında yani 7. yüzyıl gibi Papa Bonifuca tarafından Azizler Günü 13 Mayıs olarak ilan edilir. Bu 13 Mayıs'taki Azizler Günü Paskalya'nın sonrasına gelen, Paskalya'dan hemen sonraki Pazar gününe gelen Azizlerin ruhlarını almak için kutlanılan bir gündür. Fakat kilise 9. yüzyıla geldiğinde kıta Avrupa'sındaki pagan adetlerini değiştiremediğini fark ettiğinde yeni bir takım politik hilelere başlar. Bunlardan bir tanesi de 13 Mayıs'ta kutlanan Azizler gününü 1 Kasım'a almasıdır. O zaman 13 Mayıs'taki Azizler Günü'nü 1 Kasım'a alarak bu bayramı bir nevi Hristiyanlaştırmış mı oluyor? Evet, politik olarak böyle bir asimilasyona girmeye çalışıyor. Çünkü 9. yüzyıla gelindiğinde Kıta Avrupa'sındaki değiştiremediği pagan adetlerini ve ritüellerini bu şekilde ortadan kaldırmaya kalkıyor. Böylelikle üçleme, Hristiyanlıktaki üçlemeyi oluşturuyor. 31 Ekim, Keltler'deki Şamhain günü olan Ölüler Günü, Azizler Arifesi 1 Kasım Azizler Günü, 2 Kasım ise Tüm Ruhlar Günü olarak kilise tarafından kutsanıyor. Peki bütün Hristiyan kiliseleri ya da bütün mezhepler bunu böyle mi kabul ediyor? Aslında bütün kiliseler bunu bu şekilde uygulamıyor. Bunu daha çok Anglikan Kilisesi, Metodist Kilisesi, Lutheran Kilisesi gibi kiliseler tarafından kabul ediliyor. Doğu kiliseleri Doğu Ortodoks kiliseleri, Keldani Katolik Kilisesi ya da Kıpti Kilisesi Azizler gününü Nisan sonrası Mayıs'ta kutluyor. Bu bayramın dolayısıyla cadılarla bir alakası yok yani dilimize Cadılar Bayramı olarak geçmiş ama İngilizcede Halloween. Bu ne anlama geliyor? Halloween ne anlama geliyor? Halloween kilisenin yaptığı bu üçleme gününün toplamına denmektedir. Birinci gün yani kentlerdeki cadılar bayramı olarak kutlanılan Türkçe'ye yanlış çevrilen bu kelimenin İngilizce'deki karşılığı Hallowtide. İkinci gün olan 1 Kasım Azizler gününün karşılığı Old Saints' Tide. Üçüncü gün olan yani 2 Kasım Ruhlar gününün karşılığı ise Halloween. Bunların toplamı da Halloween olmuş. Şimdi çok tartışmalı olan bir konu biz Cadılar Bayramı'nı kutlayarak Hristiyanlara benzemiş olur muyuz? Biz Cadılar Bayramı'ndaki o kostümlerle veya partilerle Hristiyanlaşmış olmuyoruz. Çünkü azizleri, sentleri yad etmiyoruz. Aslında azizleri ve Hristiyan ruhları yad etmediğimiz gibi Hristiyanlığın karşı çıktığı geçmişe ait geleneklere destek vermiş oluyoruz. Çünkü bu orijinalde bir hasat bayramıdır. Küçücük bir kel toplumundan çıkan bir bayram nasıl bu kadar bütün dünyada popüler hale geldi? İrlanda'da yaşanan kıtlık ve iç karışıklıklar nedeniyle başlayan Amerika göçleri, Amerika'da zenginleşen İrlandalılar ve Britanyalılar ve daha sonra bu kültürün getirdiği bir pazar. Biraz da herhalde kapitalizm bu işi köpürttü yani daha çok harcama ve... Kesinlikle. Özellikle Amerika'da ben bir yere gittiğimde işte tam o döneme denk gelmişti. Evleri acayip acayip süslüyorlar. İnsanlar çok acayip kostümler giyiyorlar. Bütün mağazalar, bütün kafeteryalar, bütün iş yerleri hepsi Halloween'le donatılıyor. yani Daha bir ay öncesinden mesela bunun aksesuarları, bütün malzemeleri her şeye satılmaya başlanıyor. Dolayısıyla çok büyük bir pazar. Bütün bayramlar için geçerlidir. İnsanlar yeni bir şeyler alır. Aslında bu hasat bayramı ya hasattan sonra da bir her kültürde var böyle bir bayram yapma çünkü orada bir mahsul elde ediyorsun bir işte para kazanıyorsun dolayısıyla bir para harcama. Belki de bu işin başlangıcından beri bir para harcama vardı işin içinde. Kesinlikle öyle insanlar ellerinden geleni yapıyormuş geçmiş dönem dedi ama daha sonraki popüler kültür kapitalizm liberalizm zamanlarında bu daha da fazla yükselmiş. Tamamen bir şova dönüşmüş. Ama Romalılar da bu bayramı kutlamaya başlıyor. Keltleri fethettikten sonra. Hatta hasat tanrıçası olan Pomona'ya anıyorlar bugünü. Pomona'nın adını ilk defa duyuyorum. Bu bir Roma tanrısı mı? Bu bir Roma tanrıçası. Roma hasat tanrıçası. Ama Cadılar Bayramı'nda hiç onun adını duymuyoruz artık. Dolayısıyla değişti mi bu şey? Evet bu kültür tamamen değişmiş. Şu anda sanırım tamamen böyle bir eğlence ya. Hani etrafı süsleyelim. Çocuklar şeker toplasın değil mi? Bizim bayramlardaki gibi işte çocuklar kostüm giyip şeker topluyorlar. Büyükler eğlensin. Kesinlikle hasat, emek dair hiçbir şey kalmamış. Aslında iç boşaltılmış. Sadece eğlenceyi ve partiye yönelik bir gün. Ve tabii ki cadılıkla, okültizmle pek bir alakası bulunmuyor. Bugün Cadılar Bayramı ile ilgili bilmediğimiz birçok şey öğrendik senden Beyrut. Çok teşekkür ediyorum. Peki şaka mı şeker mi? Şaka. <gülüyor> <gülüyor>